Bir gün Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısıyla Ülkü Coşkun'la konuşuyoruz. Öyle anlattım ettim filan dedi. Bu anlattıklarınız çok güzel ama işte bir de laikliğe riayet edilse çok iyi olur Ercüment Bey filan. Daha evvel de bizi yargıladı 6 sene 3 aya mahkum etti filan ettiler. Ona da böyle dedim ki halk bazında söyleyelim dedim Ülkü Bey. Dikkat edin. Yani Allah'a biraz laikliğe riayet etmek ne demek? Allah'a diyeceksiniz ki sen işine bak ben işime bakarım. Yani Allah kendisine böyle denecek bir varlık mı? İnsan dese dese kendi seviyesinde gördüğü birine bu türden bir söz söyler, değil mi? Kendisinden üstün gördüğü gene insan olmasına rağmen örneğin bir profesöre, bir hoca, bir alime, bir şuna bile böyle söylemiyor. Kaldı ki Allah'a böyle söylerse yani otorite paylaşımı konusunda Allah kıskanç. Hakimiyetin tek başına kendine ait olduğunu bildiriyor ve bunu kabul edenleri Müslüman sayıyor. Öyle değil mi? Evet. Laiklik ne? Ona diyeceksin ki Allah'a ya Rabbi işte sen büyüksün, evet en büyüksün ama işte senin kadar olmasa da başka büyükler var, mesela devlet var. Ben işte biraz seninkine, bazı konularda onunkilere filan bu idare edip gideceğim, siz aranızda halledin bu işi filan diyeceğim. Yani vallahi dedi ben bugüne kadar bak hukukçuyum bilmem ne, Kur'an-ı Kerim'de okuyorum, 5 vakit namaz da kılıyorum, değil mi? Dedi ben laikliğin İslam'a uyacağına dedi inanıyordum, yani öyle sanıyordum. Sizin dedi şu anlatımınızla anladım. Dedim bu konuda inanın, tahsillerin hemen tamamına yakını sokaktaki basit halk kadar dahi düşünmüyor. Yani o kadar indirgeyerek ben dedim anlatıyorum. Gerçekten böyle. Düşün şimdi dedim sana bir şey sorayım. Burada odacılar, memurlar, şunlar bunlardan kim sorumlu? Savcılar sorumlu. Savcılar, bir sürü savcı yardımcısı var, bir de başsavcı var Nusret Demirhan. Ben dedim yani burada bir odacı arkasını sağlam bir yere dayamak istese, siz savcı yardımcılarından birisiniz. Sizin gibi daha 7-8 tane var. Savcı yardımcılarından birine mi dayamalı, yoksa başsavcıya mı arkasını dayayan daha sağlam yere arkasını dayamış olur? Dedim, tabii başsavcıya. Dedim devlete mi arkamızı dayayalım? Devletler var bir sürü şu. Yoksa Allah'a mı arkamızı dayayalım? Yani hangisi daha sağlam? Hangisi daha emin? Kıyası mümkün mü? Vallahi hepsi doğru bunların dedi yahu. Eyvah ben ne yapacağım dedi. Ben laikliğe İslam'a uyar sanıyordum. Dedi, ne yapacaksın? Öğrendi şimdi. Öğrendiğin andan itibaren daha canın tenindeyken, aklın da başındayken öğrendiğin doğruların gereğini yapacaksın ki ahirette hesabı verebilenlerden olasın. Yoksa ayvayı yiyenlerden olursun kısaca. Hepsi bu kadar. Mesele bu dedim ya, ben akılsız mıyım yani? Ne yapıyorum da ikide bir mahpusa giriyorum, ikide bir gözaltına alınıyorum? İşte o asıl arkası dayanılması, arkanı dayanman gereken varlığa arkamı dayamak istiyorum. Siz çekiştiriyorsunuz yani, gel vay Türkiye Cumhuriyeti'ne bilmem ne falan. Karşı çıkıyor, karşı çıkıyorum dedim. Sen namaz kılarken Fatiha okumuyor musun dedim Ülkü Bey. Fatihasız namaz mı olur? Ne diyorsun orada dedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyor. Yani ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dilerim. O zaman devlete, Allah'a rağmen hükmeden devlete itaat edeceksen İyyâke na'budu Türkiye Cumhuriyeti. Yani ancak sana ibadet eder ve ancak senden maaş beklerim diye dedim. O Fatiha'nın 2 ayetini değiştir öyle oku. Sizin namazda öyle olsun. Ya öyle namaz olur mu filan? Sen adamı sıkıştırıyorsun. Sıkıştırıyor mu? Allah sıkıştırıyor dedim. Ben öldürmüyorum bundan. Olur mu öyle şey? Yani kime ibadet etmen gerekiyor? Kimden yardım beklemen gerekiyor? Rabbin Allah bunları tayin etmiş. Sana bana bırakmamış.